Avrupa yine şaşırtmadı. Teröre, teröriste kol kanat gerdi. Terör örgütü PKK-PYD'nin elebaşlarından Salih Müslüm, Çekya Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Salih Müslüm, PKK-PYD'nin eski eş başkanı. Cumartesi gecesi Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Talep Türkiye'den gitti. Terörist başı hakkında geçici tutuklama kararı verilmesi talebi ilgili belgelerle birlikte Çek makamlarına ulaştırıldı. Salih Müslüm mahkemeye çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya götürüldü. Duruşma yaklaşık 40 dakika sürdü. Gazeteciler salona alınmadı. Mahkeme terörist başının serbest bırakılmasına karar verdi. Avukatına göre Salih Müslüm bundan sonra yasal süreçten kaçmayacağını söyledi. Kararın temyizinin olmadığı belirtiliyor. Türkiye'nin beklentisi geçici tutuklama kararı verilmesi yönündeydi. Bu sürede de iade dosyası Çek makamlarına ulaştırılacaktı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Çekya uluslararası hukuku ve müttefiklik ilişkilerini hiçe saydı dedi. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz ve kınıyoruz. Maalesef bu teröre karşı, uluslararası işbirliğine karşı vurulmuş bir darbe niteliğindedir. Korkarım ki bu karar ilişkilerimize de gölge düşürür. Terörist başının Finlandiya'da oturma izni ve iltica başvurusu var. Bu ülkeye gidebileceği düşünülüyor. Terör örgütü yandaşları ise sabahtan itibaren Prag'da gösteri yapmaya başlamıştı. Polis eylemlere müdahale etmedi. Benzer eylemler diğer Avrupa ülkelerinde de vardı. Salih Müslüm, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.